Bu İsveç'in NATO'ya katılma hususu bir yıldan aşkın süredir gündemde olan bir husus. Peki biz bu süreçlerde, sürecin herhangi bir noktasında Avrupa Birliği diye bir şey söyledik mi? Söylemedik. Ama bir anda Avrupa Birliği diye bir şey çıktı ortaya. Biz Avrupa Birliği'ne girebilelim diye İsveç'in NATO müzakerelerine bir şart koymadık. Biz millet çok ses çıkarmasın diye, insanları uyuşturabilmek adına hükümetimiz İsveç'i de NATO'ya almanın bir yolu olarak Avrupa Birliği kartını ortaya attı. Peki bu karttan sonuç alacak mı? Alamayacak. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanımız? 50 yılı aşkındır Avrupa Birliği kapısında bekletilen ülkemiz. Ya 50 yılı aşkın bir süredir kapıda bekletiliyor olman sana hiçbir şey ifade etmiyor mu? Yani insan anlamaz mı? 50 senede alsa alırdı seni zaten. Almıyor bu adam seni. Hani bir kızı istemeye gider adamın biri. Bir kere gider kız istemeye, vermezler. Adam anlamaz. İkinciye gider, der ki çikolatayı eksik getirmişiz. İkinciye gider yine vermezler. Ya çiçek eksikti. Üçüncüye gider yine vermezler. Ama 50 sefer bir kız evine gidip kızı istediğinde kızı sana vermiyorlarsa olay artık dayanabilirsen dayan Ali Cabbar'a döner. Yani vermiyorlar sana bu kızı işte. Daha neyi zorluyorsun ki? Ne almaya çalışıyorsun? Nitekim Avrupa Birliği'nin bu durumdan haberi bile yok. Hatta Avrupa Birliği yarın çıkıp şunu diyebilir. Ya ben ne alaka falan. Siz NATO'da ne yapıyorsanız yapın, beni de karıştırıyorsun diyebilirler.